Merhaba Arabi Evrensiz dinleyenleri, ben Erdem Papukçuyan. Bugün bir akıllı saat incelemesiyle karşınızdayız. Bugün inceleyeceğimiz model Samsung Galaxy Watch 3 modeli. Evet, Samsung bildiğiniz gibi uzun yıllardır akıllı saat üretiyor. Galaxy Watch 3 modeli de Samsung'un bugün yıl ürettiği ve son akıllı saati. Gelelim aslında hemen incelemesine başlayalım tasarım özellikleriyle. Bizdeki 45 mm'lik modeli 41 ve 45 mm olmak üzere iki farklı varyasyonu var cihazın. Mystic Black modeli elimizdeki, aynı zamanda bir de gümüş, yani siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı versiyonu var. Gördüğünüz gibi bezel hala burada, yani şurada bir çerçeve var, dönebiliyor bu bezel ve siz bunu bir saati kullanmak için ekstra bir araç olarak kullanabiliyorsunuz. 22 mm'lik kayışlar kullanıyor. İçinden böyle deri bir kayış çıkıyor. Ama standart 22 mm'lik herhangi bir saat kayışını siz bu cihaza koyabilirsiniz. Yani diyelim sıkıldınız veya işte üstünüze kombininize uymuyor, başka bir kayışta kullanabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kısıtlaması yok. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da dayanıklı bir cihaz. Onu da belirtelim. Ve gelelim ekran kısmına. 1.4 inçlik Super AMOLED bir ekran kullanılmış. Aynı zamanda bu ekran Corning Gorilla Glass'la da korunuyor. Onu da belirtelim. Yani çizilmelere karşı biraz daha dayanıklı. 45 mm'lik, yani bizdeki model 1.4 inçlik ve 360'a 360 piksel çözünürlüğünde. Onu da ekleyelim. Gelelim işlemci kısmına. Yine Samsung'un kendi üretimli olan Exynos 9110 adlı işlemciyi kullanıyor. Performans konusunda ve yazılım konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani 1 GB RAM ve 8 GB dahil depolama kullanılmış bu cihazda. Ve Samsung'un kendi akıllı saatleri için geliştirdiği, kendi işletim sistemi olan Tizen'in farklı bir versiyonu kullanılıyor burada. Şöyle, ben daha önce kullandığım akıllı saatlere, yani Samsung'un kendi akıllı saatlerine oranla yazılımın arayüzünün bir tık daha yavaş olduğunu hissettim ama çok büyük bir fark yok. Yine akıcı bir arayüz burada kullanılmış. Yani yine işte geçişleri yaparken herhangi bir takılma etme olmuyor. Akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sadece saat yüzlerini değiştirirken bir saniyelik bir takılma, bir yavaşlama, bir gecikme oluyor. Eski saatlerde bu yoktu. Yani Samsung'un eski saatlerinde bu yoktu diye hatırlıyorum. Gelelim neler yapabiliyor bu cihaz? Size bildirimlerinizi göstermekten tutun da spor aktivitelerinize ve uykunuza kadar pek çok şeyi ölçebiliyor. Hani daha çok akıllı telefonunuza bir yardımcı olarak işte bildirimleri kontrol etmek için kullanabiliyorsunuz ki ben en çok bunu yapıyorum. Telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz, işte uykunuzu ölçebilirsiniz ve pek çok yapabileceğiniz şey var yani ve pek çok spor alanını da destekliyor. İşte koşmadan tutun bisiklete veya farklı aklınıza gelebilecek başka bir alanında verilerini, yani siz bu sporu yaparken verilerini tutabiliyor. Kilo yönetimi var, aynı zamanda stres ve kandaki oksijen miktarını ölçme gibi özellikleri de var ki hani geçtiğimiz günlerde Apple Watch'un yeni modeliyle beraber karşımıza çıkmıştı kandaki oksijen miktarını ölçme. Bu cihazda da mevcut, onu söyleyebilirim. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda Wi-Fi, NFC ve GPS de destekliyor. İşte bir bisiklete çıktınız diyelim. Harita üstünden neredesiniz, ne yaptınız, ne kadar sürede, ne kadar kalori harcadınız. Her şeyi bu saatte ölçebiliyorsunuz. Aslında bunlar zaten standart akıllı saat özellikleri ve bu cihazda da gayet iyi bir şekilde kullanılmış. Onu söyleyebilirim. Yani ben cihazı kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamadım bu konuda. Samsung'un Wear isimli bir mobil uygulaması var. Buradan cihazı kullanabiliyorsunuz. Öncelikle tabii kurulumunu yapıyorsunuz. Ondan sonra şöyle özellikleri de var. Yüzlerce, hatta binlerce saat arayüzü var bu cihazın. Onun dışında uygulama desteği var. İşte Spotify uygulaması da var. Yıllardır içinde farklı başka uygulamalar da var. Siz bu cihazı uygulamalarla destekleyebiliyorsunuz. Binlerce saat arayüzüyle destekleyebiliyorsunuz. Yani istediğinizi bulma konusunda hem uygulama hem de saat arayüzü konusunda bu cihazın sizi üzeceğini düşünmüyorum. Çünkü ben hani çok fazla saat arayüzlerini ve çok başarılı olanlar da var içinde, onu söyleyelim. 340 mAh'lik bir batarya mevcut bu cihazda. Beni en çok üzen kısım batarya oldu. Aşağı yukarı 1 yıllık bir ömrü var. Bir önceki nesiller, yani özellikle Galaxy Watch modeli daha fazla 3 güne çıkan bir batarya ömrü vardı ama biraz tasarım incelmiş, biraz hafiflemiş. Hani şu an 53.8 gram ağırlığında ve kalınlığında yaklaşık 11.1 mm kalınlığında. Hani keşke yine biraz daha kalın olsaydı veya daha ağır olsaydı ama batarya süresi biraz daha artsa, pil kullanımı biraz daha iyi olsaydı. Çünkü bir günü aşağı yukarı kurtarıyor diyebilirim. Ben ikinci güne çok, yani gece tekrar şarja koymam gerekiyor ve çok hızlı da şarj olmuyor maalesef, onu da söyleyeyim. Gelelim fiyatına. Bizim elimizdeki bu 45 mm'lik modeli ülkemizde 2299 TL fiyat etiketinden
çıkıyor. Rakipleriyle kıyaslandığında yine nispeten yüksek diyebilirim bazı rakiplerine oranla. Tabii Apple Watch oranla biraz daha uygun fiyatlı. Özellikle Android telefon kullanıyorsanız, hatta Samsung telefon kullanıyorsunuz, bence en iyi alternatiflerden biri. Ben kullanırken oldukça memnun kaldım. Bunu da tekrardan belirteyim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.